sıcak tura gidelim. Gidelim, gidelim. Çünkü cumaları ve diğer günlerde şükür bir sıcak turumuz oluyor. Evet. Dünden gelen taze işler, taze sıcak, magazin sıcak haberleri izleyelim. Hadi. Harika oldu. Evet, onu setlerde görmek harika. Onu seyretmek harika. Onunla birlikte çalışmak da çok güzel zaten. Bir dakika, bir yere gidemezsin. Bir saniye. Beyefendi! Zinhar bana elini sürme. Ben teşekkür ederim. Ay hayır, asla. Ben et bile yemiyorum zaten. Asla gerçek değil. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akşener'in bir paylaşımı oldu. Bir klibi paylaştı. Kendisine daha sonra konuştunuz mu? Bir barışma söz konusu mu? Yok, yok. Yok, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ya bu tabii böyle sıkıştırılan sorularda teşekkür ederim. Bir de çok sevmem ben aslında, böyle kaçıyor gibi olur ama teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Akış'ta Millet magazin dünyasına son derece uyan bir başlık değil mi? Evet, Akış'ta evet. Aslında biz biraz evvel ne haber verecektik? Yelda ne anlatmaması gereken şeyi acaba canlı yayında söylemek üzere mi derken kafam gitti. Yaktın beynini. Yaktım. Yoktu tabii. Şimdi biz biraz evvel neyi konuşuyorduk? Yaş. Kadının bir ilişkide erkekten büyük olma durumunda ne olur neler olur? Yaşar, sınırın nedir? Tek böyle vallahi sorayım. Yani var yani öyle bir sınır mınır düşünmedim öyle bir şey de. Hı. Benden büyük hayatta bir kere öyle bir şey oldu. Evet. Onun dışında hep benim yaşım benden küçük. Evet. Yani. Ama bak uzmanlar bir araştırma yapmışlar ve araştırmaya göre kadının yaşı büyükse o ilişkide mutluluk ve huzur oluyormuş. İşte bereket oluyormuş. O da bizim böyle 20'li yaşlarda öyle bir geyik vardı. Eğer kadın büyükse... Yalan. Zenginlik. Yalan. Öyle zengin bir şey. Olurmuş. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Yani... Yaşı büyükse ama neden zenginlik? Ama niye böyle demişler? Yani zenginliği, sor niye demişler? Zenginliği bilmiyorum ama hani mesela yaşı büyük, olgunsun. Bak işte yapmaman gereken hareketler var. Hayatım ha. Dediğim benim kaç tane insan oldu yani. Yaşını bulamamış diye ayrıldım. Hani hala küçük kalmış, geliştirememiş kendini. Yani bu her insan için geçerli değil. Bazı insan 25 yaşında da o kadar olgun oluyor ki. Doğru, evet, evet. Doğru. Evet. Doğru. Bir örneklere doğru göz atalım. Aralarındaki atalım yaş farkı ve bakın az çok magazin severler biliyor. Mutlular mı, huzurlular mı, her şey yolunda gidiyor mu? İzleyelim. İzleyelim.
Evet, aralarında en çok yaş farkı olan burada Hande Ateizi var 51, sevgilisi Dinç Aydoğdu 30, Seda Sayan 60, Çağlar Ökten 36. Onun dışında hep bir 10, Kibariye 63 yaşında, eşi Ali Küçük Balçık 43 yaşında. Ama bakarsanız listeye mutlular yani. Mutlular evet. Evet, yani baktığımızda mutlular. Demek ki mutluluk, yaş bir ilişkinin mutluluğunu engelleyen bir şey sadece. Sadece ilerleyen yıllar için bence sıkıntı olabilir. Evet, olabilir. Çünkü mesela düşünün ki işte erkekten 30 ne diyelim 20 yaş küçük ya da kadın büyük. Belli bir yaştan sonra bedenimiz, ruhumuz eskisi kadar dinç olamayabiliyor ki doğal olarak. Orada sıkıntılar çıkabilir. Evet, insanlar da hayata şöyle bakıyorlar. Anı yaşamak. 50 küsur yaşındayım ya, 70'e kadar zaten yaşayacağım kesin. O dönemi iyi geçir. Değil evet, mi? Evet. Ömrünün sonuna kadar dediğin süre 90 ya da 95 ya da 87 değil ki. Kriteri. Belki de 62. Evet, insanlar artık 60-65'i hesaplıyor yani. Üstünü tabii hesaplayamıyor yani. Bir de artık kadınlar o kadar bakımlı ve iyiler ki. Çok iyiler ve bu da çok güzel bir şey. Böyle kendine bakan kadınların hastasıyım. Evet. Yani o belli bir yaştan sonra 50-60. Yaşsız kadınlar var artık. Müthişler, müthişler. Yani erkekler bakımlı olmak erkeğe de çok önemli bir şey. Kadına da çok önemli bir şey yani. Bakımlı, evet, bakımlı olmak gerekiyor. Temiz olmak gerekiyor. Beyefendi de son derece bakımlı, kendine çok dikkat eder ha. Evet, kesinlikle. Ya. O konularda iyidir yani. Çok güzel bir şey o. İnsan kendini iyi hissediyor çünkü bitti, o zaman yani. Bitti. Kendine yaptığın evet, en büyük yatırım bence. Bence evet, de. Şimdi çokça merak edilen bir konuya geçiyoruz. Aslında şöyle bir şey yapacağız. Bundan sonra programımızda sizlere evet, çok merak ettiği, lütfen bize yazın. DM'den sayfalarımıza da ulaşabilirsiniz. Program altı sayfasına da yazabilirsiniz. Magazinle ilgili geçmişte ya da artık güncel olarak neyi merak ediyorsanız aynen, soru başlığı altında atın. Falanca atıyorum. Önümüzdeki konuya geleyim. Settar Tanrıören yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. 45. günün sonunda yerine de Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Şimdi arkasında neler yaşandı ve önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, Settar Tanrıören'in durumu nedir? Tüm bunlarla ilgili soruları merak ettiğinizin farkındayız. Gelen etkileşimden ve sorulardan. Bugün bunu başlayarak biz programımıza yeni bir şey başlatıyoruz. Yani ne diyoruz? Aklımızda kalmasın. Evet, artık diyoruz ki aklımızda kalmasın. O aklımızda kalmayan şeyi siz de belirleyebilirsiniz. Siz de sorgulayabilirsiniz. Lütfen bize yazın. Bugün ilk aklımızda kalmasınla başlıyoruz. Bundan sonra aklımızda kalmasın deyip finalinde de acaba ne kaldı aklımızda deyip çıkarımızı evet, da yapacağız. Şöyle bir şey, magazinle ilgili merak edilen soru başlıklarını vereceğiz. Bir aha, konuyu vereceğiz. Onun cevabını mutlaka programın içinde vereceğiz. Yani hani evet, böyle evet, iddiayı ortaya atıp öyle mi olmuş böyle havada taraflarla kalmayacak. Sektörle, bütün piyasada bu konuyla ilgili kişilerle konuştuk. İşte size en doğru cevabı diyeceğiz. Burada aktaracağız. Aynen.